Aktarmayı sorunsuz hallettik mi? Gerisi rahat. Kurye yola çıkmış mı? Tabii tabii. Yarın burada. Geleceğim bu akşam. Tamam. Selin Emre. Sen burada mısın? Şunu bitirip kalkarım herhalde. Berna merak eder. Selam söyle. Tabii. Eyvallah. Yok, seni bekledim. Ece uyudu mu? Hı hı, uyudu, uyuttum. Sen iyi misin? İyiyim. Niye? Yok, öyle sordum. Yani sabahtan beri biraz tuhafsın da. Tuhaf bir günde. Üstümü değiştireyim. Adem, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum, ne bileyim? Niye kapatıyorsun kendini böyle bana? Neden korkuyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorum bile. Neden korkacağım? Ben seni bilirim. Sen kafanı bir şeylere taktığında böyle sessiz olursun. Hani bizi neden korumaya çalıştığını bilmiyorum ama bence hata ediyorsun. Ben senin karınım. Senin ne işin var burada? Ha ya biri görseydi seni? Niye geldin buraya? Çünkü gelebiliyorum. Tamam, boş boş konuşma. E ne yapalım, masal mı anlatalım? E tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Kötü kalpli kraldan kurtulmak isteyen mahzun. Ama biraz sinirli prensesimiz sahneye gelir. Umarım boşuna gelmemişsindir. Şu numara kime aitmiş, bulabildin mi? Ya nereden bileyim, kayıt yok, bir şey yok. Manya, ben polis miyim? Ya o zaman niye geliyorsun? Hani senin için eli kolu uzun demişlerdi. Bir polis arkadaşı falan yok mu? Ya var da böyle kıytırık işler için kredimizi harcayamayız. Kusura bakma bacım. Ha, kıytırık iş. Senin ne yaptığını biliyorum diyor. Bizimle ilgili bir şey öğrendiyse ikimizi de ilgilendiriyor. Farkında mısın? Bak, burası çok önemli. Eğer bu şahıs senin ne yaptığını biliyorum diyorsa muhtemelen ne yaptığını biliyordur. Ya Yasemin Hanım, bak sana söylüyorum. Bu iş yokuş aşağı gidiyor. Battık batacağız ya, kimdir necidir o, ne yapacaksın sen ya, onunla uğraşacağına para işini çöz. Bir an önce meftah olun, sonra kim sana karışacak? Anlaşmamızı bozdun. İki katı fiyat çekiyorsun. Ben iki günde o kadar parayı nereden bulacağım? Ya eyvallah. İki günde bul demiyoruz. Ama biz de neyi beklediğimizi bilelim değil mi hocam? Kafanda bir şey var mı? Projen nedir? Bir şeyler düşünüyorum işte. Anlaşıldı. Yani yine bize zaman diyoruz. Ya bacım bak, kurban olayım. Elini biraz çabuk tut. Vakit nakittir. O mesaja gelince
Eğer bu hıyar senin ne yaptığını biliyorsa sen bir açık vermişsin demektir. Ya kimse kim bu saatten sonra haski bulmuşuz, haski bulmamışız ne fayda? Önemli olan kim olduğu değil, ne istediğidir. Ben de onu çözmeye çalışıyorum ya, onu öğrenmeye çalışıyorum. Hah işte. Ya da hiç öğrenemeyeceksin. Bir an önce para işini toparlayacaksın. Yeni hayata yelken açacaksın. Senin mesajının da çok affedersin, telefonu yanında patlayacaksın. Hey, haydi sil mesajı. Yumurtalar nasıl olsun? Omlet mi yapayım, haşlayayım mı? Günaydın, kolay gelsin. Günaydın Fatih. Ya, simit mi aldın bize? Simit aldım. Hem de sıcak mı? Sıcak ama daha sıcak gelişmeler var sizin için. Evde kıyamet kopmadığına göre haberdar değilsiniz sanırım. Ay bir düşemedik şu manşetlerden, görüyor musun? Ne? Ne olmuş, kim ne demiş yine bakalım. Yasemin Hanım. Çok güzel çıkmış ama baksana şuna. Aç bakayım nerede? Aç, aç bakalım. Dur bakayım. Şurada var. Var. Burası. Ay ne sanıyor bu Yasemin Hanım kendini acaba? Ya nasıl böyle bir şey söyler Gökçem'e? Ay elbise çok yakışmış ama ben çok beğendim. Baksana. Çok beğendim ben. Bence bu elbise sana da yakışır galiba. Ne var sabah sabah ya? Beni bu saatte araman için rüyanda falan görmüş olman lazım. Rüyamda değil de Cici annenin röportaj verdiği dergide gördüm Gökçe. Ne dergisi be? Oha! Kızım senin haberin yok mu Yasemin'in söylediklerinden? Yok. Ne söylemiş ki, ne anlatsana. Dur kapat o zaman. Linkini atıyorum sana, kendin okursun. Okey. Oh Gökçe ya. Ne diyor bu ya?